Öncelikle biraz Türkiye'ye ilk defa geldiği için, çok da uzaklardan geldiği için Türkiye ile ilgili herhangi bir izlenimi vesaire varsa onu almak istiyoruz. Çünkü kendisi de çok heyecanlıydı gelirken. Merhaba. Merhaba. 初めて来て本当にこう美しい国で食べ物も美味しくて僕は今日帰らなきゃいけないんだけど本当帰りたくない感じです。İlk defa geliyorum fakat bu ülkeniz çok güzel, özellikle de yemekleri. Onun üzerine bir de hava da bu kadar güzel olunca bugün Japonya'ya geri dönmek istemiyorum. Actually, he really loved the experience, the weather, the food. He says, I don't even want to go back. Ben Naomi Kawase çok biliyorsunuz çok ünlü, şu an dönemin çok ünlü yönetmenlerinden, başarılı genç yönetmenlerinden. Kendisi aslında kısa filmci, Cannes'da büyük başarıları var. En son Cannes'da kısa film jürisinin başkanıydı. Bu parlak yönetmenin uzun metrajlı filmlerinden çok iyi bir örnek olduğunu düşündüğümüz Radiance'da çalışmanın onun için nasıl bir tecrübe olduğunu sormak istiyoruz. Kendisi çok önemli bir yönetmen olduğu için. Ve kadın yönetmen tabii. Ama yapmalı, sonu... 男性女性っていう区別はあんまりしていないですけど川瀬監督の作品は本当にスペシャルで役作りをしてはダメなの役作りをしちゃダメでその人そのものにならなきゃいけないのでであとその監督はレディーアクションカットって言葉が一切かからないまるでドキュメンタリーみたいにして撮っている監督さんですね。だから日本ではすごく珍しい、多分世界でも珍しいやり方をなさっている監督さんなので、僕らもすごくいい経験になります。アクターとして。Benim için kadın ve erkek yönetmen farkı yok. Kesinlikle Naomi Kawase hanım yani bir bayan olduğu için onu hani ne eksik gördüm ne fazla gördüm diğer yönetmenlerle ayrı tuttum fakat aynı tuttum. Fakat Naomi Kawase tarz olarak biraz Japonya'daki diğer yönetmenlerden yani çekim tarzı olarak, teknik olarak farklı olduğundan bendeki yeri farklıdır. Çünkü diğer filmler sizin de bildiğiniz üzere bir set şeyi oluyor. Ready action şeklinde çekiliyor. Fakat Naomi Kawase bunu daha çok belgesel tarzı çekmiş. Yani ready action değil de bütün sahneyi tek seferde çekmiş. Yani bir hayat gözlemler gibi yani belgesel tarzında, film tarzında değil de belgesel tarzında çekip bunu filme uyarlamış. Böylesine farklı bir teknikle çalışan yönetmenle birlikte yaşadığı tecrübe onun için farklı bir yere sahip. Translation. She's a very big fan of the film, and she says there's this word we hear that some people wants to live, but they die. But some people want to die, they're done, but they have to live. So that's the dilemma of life, and she says it really went through perfectly from the screen. And there's another scene that he says, you don't follow me, I'll come to you. So she thinks this is really a statement for hope and hanging on in, to life. She really cherished that. Plus she asks if he really feel sincerely the value of the organs we have, like eyes, ears, when we're about to lose them, we really understand what a privileged people we are with the eyes. Öncelikle bu güzel fikriniz için teşekkür ederim. Kondo Tokyo'da görüşelim. Bir sonraki sefere Tokyo'da buluşalım. Görme engelli insanla tanışıp onların hayatlarını tecrübe ettikten sonra hayatın ne kadar zor olduğunu anlamış ve hani bize bu mesajı iletirken filmin adı Hikari, Türkçe aşkın gözü olarak çevrildi ama Hikari kelime anlamı olarak ışık anlamına geliyor. Burada da ışığı kullanma amaçları görme engelli olsa da bir ışık görüp hayata tutunmak. Bu mesajı vermek istemiş. Bu mesajı da aldığınız için ayrıca teşekkür ediyor. Filmin son kısmında da zaten hani şey, hayatı kötüye giderken yaşamak istediğine, benden kaçma dediğine ve bunların hepsinin zaten en sonunda da o ışığı bulmamız gerektiğini söylediğinden
doğru mesajı aldığınızı belirtiyorum. Enci başta. Filmde şöyle bir cümle var, beni çok etkiledi. Bu benim kalbim artık kullanamıyor olsam bile, makine için bunu söylüyor Nakamori. Siz Nakamori'nin fotoğrafla olan ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl çalıştınız ve siz fotoğrafçılıkla ilgili etkilendiniz mi Nakamori kadar?実は僕は写真もやっていて、その映画の中に出てくる飾ってある写真と写真集の写真は全部僕が撮ったものです。zaten normalde de yarı profesyonel olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyor ve uluslararası düzeyde birkaç sergi açmışlığı var. Ayrıca filmde gördüğünüz dergideki filmler olsun, yani orada Nakamori'nin dergisi vardı ya, oradaki fotoğraflar olsun, bar sahnesindeki arkada asılı olan fotoğraflar olsun, hepsi gerçek hayatta Masatoshi Bey'in çektiği fotoğraflar. He's actually, well, he doesn't see himself as very professional, but he's a professional photographer. He has opened up some exhibitions throughout the world. So he says, I completely have this bond between the camera and myself. And the pictures that the photographs you've seen at the bar and on the magazines are actually his. Filmin daha çok görme engelliler üzerinden aslında bir şeyleri anlattığı meselesi üzerine çok duruldu. Ben filmin aslında gören insanlar için de çok önemli bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Yani böyle bir derdinin olduğunu düşünüyorum. Asıl körlük görememek değil, duyamamak, hissedememek. He says it sounds as if it's all about disabled people, like who doesn't have any eyesight. But I find it like the main problem is not being able to feel it, not seeing it. So if you would agree with this idea, my opinion. まさにそうですね。ありがたいですね。そういう意見も。böylesi güzel bir fikriniz için size teşekkür ediyorum. 僕もこの映画をやらないかったらこういろいろ気づかないことがいっぱいあったと思います。Bu filmi yapmadan önce daha önce farkına varmadığım birçok şeyin farkına vardım. 僕はこの映画をやるときに実際に生活するときも目をこう視線をこう合わせないようにずっとこうやって普段道を歩いたりとかずっとしていたんですね。Yolda yürümek gibi gündelik hayatta yaptığımız etkinlikleri, davranışları bu film sayesinde hani görme engellerin ne kadar zor yaşadığını fark etmemi sağladı. そうすると、僕は目が見えるけども、あんまり見えていないので、急に自転車がパッと来たり、後ろから人がパッという時、ものすごく怖い。Gözlerim görmesine rağmen yolda yürürken arkadan ya da önümden hızlı şekilde ya da gürültülü bir şekilde araç geldiğinde sesini duymam bile aslında korkmam için yetiyor. Bunu hani görme engelliler zaten görmediği için ne kadar korkunç olduğunu siz düşünün. Yolda yürürken telefona bakan insanlar önlerine bakmadığı için görme engelli vatandaşlara zorluk çıkarabiliyor. 僕もこの映画ですごい学ばせてもらったと思います。僕もこのね映画をやってすごくいろいろ学ぶことが勉強することがありました。Bu film sayesinde görme engelli insanlar hakkında birçok şeyi öğrenme şansını yakaladım ve onların hayatları hakkında. I wondered if you could compare working the directing styles of Naomi Klassen and Jim Jarmusch. Does one good actors have a lot of freedoms, one require a lot of rehearsals, one actor could do the scene in many different ways. So you wanted comparison. Jim Jarmusch, yani yönetmen Naomi Kawase ile Jim Jarmusch arasındaki paralellikten bahsediyor beyefendi. Çünkü oyuncularına büyük bir özgürlük veren, birçok provaya izin veren, kendi tarzlarında bir şeyleri yapmaya izin veren yönetmenler bu anlamda yorumlarını sordu. İkisi de yani çok sevdiği bir filmi seviyor ve filmi yapan insanları ve filmi izleyen seyircileri çok seviyor. それはすごく共通していると思います。
İkisi de işini aşkla yapan insanlar olarak görüyorum ve ben de ikisinin de filmlerini çok seviyorum. Two directors who really do it with love, what they do. They love what they do. So I really love both of their work so much. 2人ともあとものすごくいい人です。İkisi de gerçekten kişilik olarak çok iyi insanlar, yönetmenliklerinden ayrı olarak. He also thinks they're both very nice characters, Naomi Kawase and Jim Jarmusch, as person. He really likes them both. Filmde izlediğimiz bir film vardı, hani betimlenen film. Bu betimlenen film gerçekte var olan bir film mi yoksa film içinde bir film mi? Eğer film içinde bir filmse, lütfen iletebilir mi Naomi Hanım'a bir borcu daha olduğunu? Bunu da yapsın diyorsunuz. He's asking if the film it's, which they watch in the film is a real one, is a real production. So if not, he says Naomi owes us one. この映画のために川瀬さんが作られた短編映画です。Gerçek bir film değilmiş. Naomi Kawase tarafından bu filme özel olarak üretilen bir filmmiş ve oradaki adı da Sono Tsunane Tsunano Yukue. で日本ではその光の上映の前に15分ぐらいの短編なんですけど、それも一緒に上映していました。Bu filmi yapmadan önce bir yani Hikari'den önce o filmi de bir 15 dakikalık kadar çekmişler ve Hikari filmi gösterilmeden önce Japonya'da ilk önce 15 dakikalık kısım gösterilmiş. Güzel bir screen. Well, actually they shot like 15 minutes of it, the one that you see in the film. So in Japanese premiere they showed like 15 minutes of it beforehand. They screened this one. せっかくトルコここに来る機会があったのでぜひ日本にトルコのことをトルコの映画のことを僕も学んでいっぱいこう紹介したいと思います。でまたぜひ戻ってきたいと思います。その時皆さんまたお会いしましょう。 Türkiye'ye gelme şansı elde ettiğim için ben de Türkiye'deki filmler hakkında bir şeyler öğrenip Japonya'ya dönünce bunu tanıtmak istiyorum kendi ülkemde ve tekrardan Türkiye'ye gelmek istiyorum. Learn some of the Turkish cinema scene and the industries, and he wants to take all this info back to Tokyo and want to come back as soon as possible. Okay, thank you. Merhaba. Merhaba. ここから日本語で喋ります。Buradan itibaren Japonca konuşacağım.初めて来て本当にこう美しい国で食べ物も美味しくて僕は今日帰らなきゃいけないんだけど本当帰りたくない感じです。İlk defa geliyorum fakat bu ülkeniz çok güzel, özellikle de yemekleri. Onun üzerine bir de havada bu kadar güzel olunca bugün Japonya'ya geri dönmek istemiyorum.